Sevgili Emircan İrek, madem böyle bir klip yaptın, sakın bir şey söyleme. Madem böyle bir klip yaptın, bu katıldığın ilk talk show programı da böyle geçebilir. Sen hiçbir şey söylemeyeceksin. Ara sıra orada bir şeyler içiyorsun, çay kahve neyse. Burada da önündeki ya da su, önündeki bardaktan bir şeyler içersin. Eğer programı da böyle atlatırsam bundan sonrası kolay. Bundan sonrası kolay, yürür gidersin. Ama böyle bir şey neden yani bunu düşünmemişsindir tabii, biz de seninle konuşmadık ama neden, madem klibi böyle yaptın, çünkü klip hakikaten iyi, hakikaten ya, bence yapılmış olan, yani Ajda Pekkan ve siyahi dansçılarını, Yalın'ın tek plan kliplerini, Kenan Doğulu'nun herkesin hoplayıp sıçradığı kliple her şeyi protesto ediyorsun. Bir tür dadaist bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum bunun. Yani hakikaten bir anti klip bir klip olmuş. Neden kariyerini şu andan itibaren böyle oluşturmuyorsun? Yani programlara da çıkınca hiçbir şey söylemiyor. Şu anda ben teklif ediyorum. Canı isterse yani niye programda da hiçbir şey söylemiyor? Yani müthiş bir protest yani. Diyorsun ki ben tamam bütün bu. Sadece bana başını önüne eğdiğinde evet, kaldırdığında hayır diye şey yapalım. Bari bu klipteki gömleği yeni almış mıydın? Evet. Büyük prodüksiyon. Yani gelmiş geçmiş en büyük prodüksiyon. Kayaları yerleştirmediyseniz oraya. Çünkü kayalar çok önemliydi. Yani klibi izledikten sonra diyoruz ki evet, müthiş bir kazık yedik, sonuna kadar bekledik, ne olacak acaba diye, ve herif kalktı gitti. Okey, tamam. Acaba Kayalar prodüksiyon olabilir mi? Yani bir şey olması lazım ama bence çok etkileyici ve seni çağırmamızın nedeni, çünkü seni çağırmamız iyi olmuş, çünkü şeye bakıyorum. Evet ya da hayır ya. Evet, hayır. Röportaja bakıyorum. Mesela 2018'de bakuyo.com'la röportaj yapmışsın. Yine 2018'de benim elimdeki notlarda bakuyo.com'la röportaj yapmışsın. 2019'da absürtdizi.com'la röportaj yapmışsın. 2018'de geriye dönelim, Tepe Taklak dergisiyle röportaj yapmışsın. Yine Tepe Taklak dergisiyle röportaj yapmışsın. Seninle röportaj yapan bir büyük basın kuruluşu, ya bunları küçümsediğim için değil ama, konvansiyonel bir basın kuruluşu var mı? Yok. müthiş. Fakat bu arada bütün bunlar olmamasına rağmen bütün konserlerin sold out. Ulan ne acayip bir durum be. Öf, hakikaten. Bu şeyle çok sevgili dostum Fergan Mirkelam da böyle olmuştu. Mesela Fergan Mirkelam hiçbir programa katılmıyordu ve herkes çok istekliydi ama hangi senelerden bahsediyorum? Yani bu o günleri yaşayanların çoğu öldü. Hatırlayanlar var mı bilmiyorum. Ve o zaman bir programa katıldı ve bir anda sarsıntı geçirdi. Fergan, çünkü o kadar gözde büyütmüşlerdi ki olmadı, sarsıntı geçirdi. Ve Fergan hakikaten çok özel bir adam. Ben çok seviyorum. Sen de sever misin? Evet. Evet, güzel. İlk evet'i duyduk. Alkışlıyoruz. Tamam, konuşalım. Yani ve mesela orada bir şey oldu ama sen çok akıllı bir adamsın belli. Sana bunları soracağım şimdi. İlk önce biraz senden bahsedelim. Bip Akustik kanalında söylediğin şarkılar var. Mesela Müzik Kutusu şarkısı çok başarılı. YouTube izlenmesi 36 milyon. Yani insanların anlamadığı, görmediği büyük müzik şirketlerinin, güya büyük müzik şirketlerinin anlamadığı bir şey var. Organik olmayan bir şey. 120 milyon falan. Çocukla bir tane doğru dürüst programa katılmamış, bir tane bilindik bir kurum, çok bilindik bir kurum röportaj yapmamış. Haşırt diye 36 milyon izlenmiş. Ve şimdi bu değil. Nalan daha yeni 28 milyonda. Ha?
Çok 29 acayip. Oldu. 29 mu oldu? 29. Ha, sabahları kalkıp onlara bakıyor. Bir milyon daha artmış, bir milyon daha artmış. Vay, çok güzelmiş. Peki, aslında meteoroloji mühendisliğini kazandı. Okuyor musun orada hala? Ya orada kaydım var hala Yıldız Teknik'te. Tamam. Ama gitmiyorum. Peki senin yüzünden oraya giremeyen bir meteoroloji mühendisi onunla konuştun mu? Kusura bakma falan bir şeyler dedim mi? Son sınıfa kadar gittim. Ha, gittin? Evet, son sınıfa kadar gittim. Ne oldu peki? Son vakit bulunamıyor mu? 7-8 dersim falan kaldı. Tamam. Sonra köprüden önce son çıkışta bütün hocalarım da dedi yani sen mühendislik yapma. Madem işte şarkı yazıyorsun, arkadaşlarım beğeniyor. Evet. Yani böyle bir şey yapabilirsin. Ben de köprüden önce son çıkıştan çıktım. Güzel. Hiç tanıdığım yokken, hiçbir müzikle alakalı bir torpilim tanıdığım yokken yüzme bilmeden havuza atladım yani. Bravo sana. Peki, ilginç şarkıların var. Beyaz bir şarkın. Evet. Bizim Beyaz için yazmışsın. Gerekiyordu. Benim için yazdığım bir şarkın Okan var. Bir. Okan değil. Ağır Roman var. Evet. Ağır Roman. Evet. Ben hiçbir zaman bana olduğunu düşünmüyorum. Metin Kaçan, yani Ağır Roman'ın yazarı. Allah rahmet eylesin. Metin Kaçan olarak söylüyorum. Kendi filminden bahsederken de. Ama Gönül Davası bir şarkın. Aç Bağrını bir şarkın. Gömleğimin Cebi diye bir şarkım var. Ve Nalan var. Yani buradaki tabii ki bu çok etkileyici izlediğimiz zaman. Klip çok etkileyici hakikaten. Ve genç insanlara evet bir dakika tamam belki de beklediğiniz adam benim diyorsun gibi geldi bana. Öyle mi? Öyle hissediyor musun? Yani bu kadar iddialı bir cümle kurmak istemem ilk talk show programında. Ne olur kursan ne olur. Her yani, haltıda çok mu ayarlıyorsun? Yani? Yok hiçbir şey ayarlamıyorum bir aslında. Bir tamam beklenen benim de. De. Belki de öyledir. İnsan içinde olduğu için çok o tespiti yapamayabilir. Dışarıdan daha net gözükebilir. Belki de evet gerçekten de amatör müzisyenlerin beklediği o adam belki de benim. Ama belki de bunu ben bilemem. İçindeyim çünkü. Hikayenin içindeyim. Ve o kadar hızlı yaşanıyor ki her şey. Bunun tespitini yapacak kişi ben değilim bence. Yıllar sonra belki de bunun tespiti yapılır. Yıllar sonra deriz ki evet ya Emircan'mış bu. Bunu yapmış. Ben de mesela tam o kırmızı noktalı kuşaklar falan vardı. Onların hala devam ettiği dönemde geldim ama onlar bir süre sonra artık paralı kanala yani dekoderli kanala kaymıştı. Ben de ulusal kanallara beklenen erotik yıldızı benim diye geldim o tarihte. Ve öyle de oldum yani. Ve bunu söyledim de. Evet. He. Bak. Kimler hak ediyordu? Ama olmadı onlarınki. Değil mi? Bugün Can Yaman mesela. Can Yaman'la kapışıyoruz. Evet. Kolay değil Can Yaman'la kapışmak. Evet. Ki o dövüşüyor mövüşüyor falan. Ben işte bugünlerde spor salonlarına devam etmeye başladım inşallah. Değil mi? Bir gelişme var. Hafif bir gelişme. Hala tam o kırmızı noktalı kuşaklar falan vardı. Onların hala devam ettiği dönemde geldim. Ama onlar bir süre sonra artık paralı kanala yani dekoderli kanala kaymıştı. Ben de ulusal kanallara beklenen erotik yıldızı benim diye geldim. O tarihte. Ve öyle de oldum. Yani. Ve bunu söyledim de. Evet. He. Bak. Kimler hak ediyordu? Ama olmadı onlarınki. Değil mi? Bugün Can Yaman mesela. Can Yaman'la kapışıyoruz. Evet. Kolay değil Can Yaman'la kapışmak. Evet. Ki o dövüşüyor mövüşüyor falan. Ben işte bugünlerde spor salonlarına devam etmeye başladım inşallah. Değil mi? Bir gelişme var. Hafif bir gelişme. Değil mi? Evet. Peki bir şey o eskiden olduğu gibi şeyler de yok. İmaj falan gibi şeyler de yok aslında. Öyle bahsediyorlar mı arkadaşlar falan? Saçını şöyle yap, sakalını böyle yap. Yok ya her şey benim kararımla oluyor. Yani işte beni yöneten kimse yok. Bağımsız bir müzisyenim. Evet. En önemlisi o zaten. Bu yüzden sordum soruyu. Evet yani beni yöneten birisi yok. Birisi demiyor ki Emir şunu yap bunu yap. İşte saçımı kesmek istiyorum kesiyorum. Sakalımı kesmek istiyorum kesiyorum. Berbere soruyorum nasıl olsun diye. Şöyle olsun diyor. Berber mi? Bildiğimiz anlamda gerçek bir berber. Berber mi? Mahalle berberi gibi mi? Evet yani gerçek berber. Aslında kuaför yani kadınlarla ilgili bir şey değil. Berber ya. Berber. Şey. Kral şey açık. Berber ulan işte berber. müzik kanalı açık. Evet. Peki. Müzik kanalı açık. Müzik kanalı açık. Tam işte berber. Orada evet yani tıraş. Benim çok sevdiğim bir berberi kaybettik. Ben onun için berbere değil kadın kuaförüne gidiyorum. Onu kaybettim. Başınız sağ olsun. Evet, teşekkür ederiz. Peki.
Bu röportajlarda diyorsun ki şu biraz problemli bir cümle. Konserlerde duyguların arşa değdiği anları yaşamak çok güzel. Evet. Çok güzel tarif etmiş. Konserde duygular arşa değiyor. Yani demek ki o sırada bir adrenalin var. Büyük bir adrenalin değil mi? Tabii adrenalin. Sonra var. Oradan diyorsun ki ama eve gidip yastığa başımı koyuyorum. Niye? Niye koymayayım? Konserde çalıyorsun. Evet. Ve sonra eve gidip yastığa başını mı koyuyorsun? Ya kaç yılında o röportajı verdiğimi hatırlamıyorum. 2019'da ama... yeni absurddizi.com'a ya 2019'da şarkı söylüyorsun. Sonra eve gidip yastığa başını mı koyuyorsun? Cümlenin devamı. Sabah kalktığında annen sefertasını, beslenme çantanı hazırlıyor ve seni okula mı gönderiyor? Bu nasıl bir hayat? Bir yanlışlık var. Yalnız yaşıyorum. Konserden çıkıp eve gidip yastığa başını mı koyuyorsun? Yani konser Kadıköy'deyse eve gidiyorum. Başka bir şehirdeyse otele gidiyorum. Sonra devam ediyor. Evet, işte cümle. Devamda ne diyorum acaba? Devamı çok çılgın. Bakalım. Evet. Evde kendine Türk kahvesi, çay yapan Emir'e dönüyorum. Harbiden şeymiş abi. Bu musun? Bu musun? Ya şöyle, röportaj verirken işte orada kuliste bir röportajdı yanlış hatırlamıyorsam. Yani orada soru şeydi galiba işte. Sahnedeki Emir'le evdeki Emir arasındaki fark diye bir şey sordular. Soru da çok zor bir soru bence. Çünkü yani ben yani yine benim işte yani işte sahnedeki adam da evdeki adam da aynı adam yani zaten işte sahnelerimizde öyle aman aman inanılmaz işte görsel şovlar ve işte beni böyle ilahlaştıran bir durum yok. Normal işte zaten evinde o bestesini yapan çocuk var sahnede de. Hani onu anlatmak istemişimdir yani orada. Ya ona dönüyorum işte yani sonunda eve gidiyoruz yani o adamız yani. Ben bunu istemiyorum genç insanlarla ilgili. Ben Mick Jagger gibi konuşmanızı istiyorum. David Bowie gibi konuşmanızı istiyorum. Başka insanlar hiç Mick Jagger röportajı okuyabilir misin? Sahnede böyle hopluyorum zıplıyorum. Eve gittiğimde bir an önce başımı yastığa koyuyorum. Böyle bir şey olabilir. Öyle demek istemiyorum orada konum. Ya böyle bir hayatın yok değil mi gerçekten? Yoksa üzüleceğim. Normal bir hayatım var. Normal bir hayat nedir ya? Hepimizin hayatı normal. Herkesin hayatı normal. Yani ama işte çok toplum tarafından wow denilecek bir hayatım yok şu an. Toplum hiçbir şeye wow demiyor. Toplum zaten sanatçıları aştı. Evet. Aştı. Evet, aştı. Bambaşka şeyler oluyor. Aynen. Ben bir yerlere eskiden bir yere gittiğimde bir kulübe mulübe falan gittiğimde buraları şimdi azdıracak çılgın adam geldi diyorlardı. Şimdi gittiğimde beni arkadan dehliyorlar. Okan Bey sizin görmekten hoşlanmayacağınız şeyler olacak falan filan evet. diye dehliyorlar beni. Aynen. Toplum bambaşka bir yerde. Evet. Toplum bizi aştı. O yüzden algılar değişti, her şey değişti. Evet, evet. Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Yani insanlar yani çok şey istemiyor. Çok büyüklenen ve işte böyle tanrısallaştırılan sanatçılar dinlemiyorlar artık. Umurlarında değil yani. Bu çoğunlukla o havuç çıktığı geçindi. İçin öyle oldu bir tane. Amerikalılar da bizim Yalın'a benzeyen bir tip çıktı. Ed Sheeran. Ed Sheeran. Yalın'ın kızıl saçlısı. Hep söylüyorum, dünya müziğini bir çıkmaz sokağa soktu. Kimse oradan geri çıkamıyor. Çok fena o çocuk. O çocuk Röter'de biliyor musun? Hakikaten yani fena o çocuk. Tedaviye ihtiyacı var. Ve o çocuğun soktuğu yerden çıkamıyoruz. Çok fena. Biraz çılgınlık da lazım. Öyle oldu hani şey oduncu gömleği. Heber heber. Peki diyorsun ki yaptığım şarkıları dinlerken gururlanırım. Bir parçayı bitirdiğimde gurur hissini yaşamıyorsam onu yayınlamam. Evet. Çok güzel bu. Evet. Yani yaptığım işi gururla sunabiliyorsam evet ya ben bunu yaptım diye sunabiliyorsam içi işte ya beni tatmin ediyorsa müziği de sözü de beni tatmin ediyorsa onu sunarım. Ama ya işte yazdık bunu da ya işte hit olsun şöyle olsun böyle olsun dinlensin. Bunu yayınladığım zaman yani bir kişilik çatışması yani. Evet. Kendin olamıyorsun. Müzik hayatımda pürüzler oldu dediğin mesela şöyle devam ediyorsun. Gitarımı yere atmıştım. Ha, dediğim gibi sanat üretmek çileli bir iş. Evet. Çok keyifle sanat ürettiğinizde kimseyi mutlu edemezsiniz. Çok iddialı konuşmuşum. Vallahi bak gösterebilirim. Kimseyi mutlu edemezsiniz. Evet. Yani, siz acı çekmelisiniz ki. Ha evet birilerini onun mutlu edebilirsiniz. Söylüyorum. Ne kadar acı çekerseniz o kadar etkileyici olur.
Acı çekiyor musun yani? Bunlarda var mı acı var mı? Şöyle, orada şunu anlatmak bir istiyorum. Bir rehabiliter sorusu. Sanat üretirken çile bazen çok büyük olduğunda ortaya çıkan ürün de çok etkileyici olabiliyor o oranda. Yani işte çok kolaylıkla yapılan bir beste, işte hemen 10 dakikada yapılan bir beste bazen çok çala kalem olabiliyor. Bazen yıllarca uğraştığın bir beste senin başyapıtın olabiliyor. Ondan bahsetmek istemişimdir orada. Nalan ne kadar bir sürede çıktı? Yani 2 haftası var en az. Sözü ve müziği tamamen bitmesi. Ben buna katılmıyorum. Uzun yıllar uğraşılan bestelerin çok iyi besteler olduğunu hiç düşünmüyorum. Genelde bütün şeyler, başyapıtlar dediğimiz işler genelde bir birikimin sonucu olarak evet ama doğrudur, kısa sürede çıkıyor. Doğrudur. Kısa sürede doğrudur çıkıyor. Peki nasıl tepkiler alıyorsun sokakta ya da çaldığın yerlerde? Konserlerin dolu dolu gittiği için söylüyorum. Yani en çok duyduğun, bugünlerde en çok duyduğun şey ne? Seni tarif etmeye çalışıyorlardır. Seven evet arkadaşlar, beğenen arkadaşlar seni tarif ediyordur. Yani genelde çünkü beğendiğimiz zaman tarif etmeye çalışırız. Bir deriz tarz ki çok iyi, şusu güzel, busu güzel. Yani bir tarz belirlemeye çalışılıyor genelde. Ne tarz yapıyorsun? İşte bu tarzın adı ne? Nasıl bir şey yapıyorsun? Kendini nasıl tanımlıyorsun? Falan diye soruluyor. Onun dışında güzel tepkiler alıyoruz konserlerde, sokaklarda. İsmini Franco koymamın sebebi İspanya İç Savaşı'ndan ilhamla yazdığım bir şarkı bu. Sen İspanya İç Savaşı'ndan ilham alıyorsun. Ben onu anlamaya çalışıyorum. Onun için zaten. Evet, evet. Tabii. Ne alakan var senin İspanya İç Savaşı'na? İspanya İç Savaşı bütün okuyorsun çünkü dünya, ilham alıyorsun. Dünya sosyolojisi için çok önemli bir olay. Yani Franco beklenen adam gelmiş olabilir ha. Ciddi söylüyor. Yani öyle bir şey olmuş olabilir. Evet. Ben öyle bakıyorum. Ya biz şimdi, bizim nesil bence bu işte hep aynı şarkı sözlerinden, aynı edebiyattan sıkıldık. Biraz farklı bir şeyler. Aslında her nesil bir önceki edebiyattan sıkıldığı için yeni bir şeyler doğurmaya çalışıyor. Biz de yeni bir şeyler doğurmaya çalışıyoruz. Yeni ifadeler, yeni sözler, yeni konular en önemlisi. Yeni konularla alakalı, yeni konulardan şarkılar yapmaya çalışıyoruz. Bu alternatif dünya böyle çıktı. 2013'te Gezi'den sonra çıktı aslında bu ifade. Evet. Biraz. Yani Gezi'yle beraber biz işte farklı bir müzik yapabiliriz. Bağımsız bir şekilde. Farklı sözlerin olduğu, farklı ifadelerin olduğu yeni bir müzik yaratabiliriz dendi. Ve işte o zamanın indie grupları, independent grupları, yani bağımsız grupları çıktılar. Birçok kişinin küçümsediği o zaman işler yaptılar ve şimdi ana akım olarak o alternatif müzik var. Yani ya, o zamanın alternatifi bugünün aslında ana akımı oluyor. Ya. Zaten hep öyle oldu. Bugünün müziğine, evet doğru. Zaten hep öyle oldu. O yüzden hep independentlar sıkı anlaşmalar yaptılar. Bütün independentlar ve onlar asıl main gruplar oldu. Ama tabii ki bu belli bir yere kadar. Şimdi biraz da tabii ki biraz ekonomiyle de alakası var. Evet, tabii. Ve tabii ki tabii. Sadece Gezi yetmiyor. Tabii ki dijitalleşme. Evet. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Çat diye oradan videonu koyuyorsun. Sevilirse seviliyor. Kitleni evet alıyorsun. Ya bağımsız olmasaydın şu videoyu yapma imkanın yoktu değil mi? Yoktu ve sürekli yapımcı kovalamamız gerekiyordu. Sürekli bir menajer aramam gerekiyordu ve hiç bu insan değilim. Yani biriyle böyle ilişki kovalayayım, gideyim işte zengin bir yapımcıya şarkılarımı dinleteyim. Bunu hiç yapabilecek bir insan olmadığım için ben burada olmazdım. Ben müzik yapıyor olmazdım yani. Muhtemelen metalurji malzeme mühendisi olup yani orada mutlu olamadığım, kendimi duygusal olarak ifade edemediğim, sayısal, daha mekanik, daha matematik işler yapan mutsuz bir adam olurdum. Ben eskiden, değil mi Tuncer'cim, biz ne kadar çok rock barlardan gruplar getiriyorduk, eski grupları değil mi? Ha? Biz de eski rock barlardan buluyorduk. Ha. O bulduğumuz sırada, evet sen yeni doğmuştun, 2-3 yaşındaydın. Evet. Böyle rock barlardan ya rockerlar buluyorduk ya böyle alternatif gruplar buluyorduk, onları programa çıkarıyorduk falan, öyle şeyler yapıyorduk. Ve onların hepsi tabii ki bugün birçoğu tabii, ama çok çok tatlı abiler ablalar getirdik programlara, onlar çaldılar ve bazıları müzik piyasasını kabul etti ve devam ettiler, bazıları kabul etmedi.
ben müzik piyasasını kabul etmeyip de isimlerini kasten sildirmiş olanları da çok takdir ediyorum. Evet. O da bir kafa, o da bir karar ve o da çok dürüstçe ve saygı duyulacak bir karar. Hayır, ben burada takılmak istemiyorum deyip gidenler de var. Tam bu ayrımdayım şu an. Niye? Tam mainstream dünyası ve alternatif dünya, daha dark bir dünya, daha underground bir dünya ayrımındayım şu an. İki tarafa da şimdi hadi Nalan gibi hitler yapalım, oturalım arkadaşlar, Nalan gibi, ikinci Nalan, üçüncü Nalan, yani işte şarkı adı değişecek ama aynı formda bütün halka hitap edebilecek. Çünkü artık başarmış olduk, bu kadar işi yaptık ve bunu da başardık. Hadi bunu devam ettirelim de diyebiliriz. Ama bu bize para getirecek ama mutluluk getirmeyecek uzun vadede. Niye? Hadi o zaman mutluluk, çünkü müzik yapan, söz yazan insan tatmin olmak ister abi. Yani söz yazıyorsan, duygularını karşıya geçiriyorsan ve insanlar senin duygularını, senin hislerini, senin ideolojik görüşünü, senin sosyolojik görüşünü benimseyip arkandan geliyorsa, o zaman sen burada söz söyleyensin. Paranın önüne geçebiliyor bazı şeyler. Hmm. Evet, para da çok önemli. Benim müzik yapmam için para ihtiyacım var. Para kazanmak zorundayım ki ben stüdyoya para vereyim bir şekilde, ya da stüdyo kurayım, ya da bir stüdyo gittiğinde, kayıt aldığında stüdyo diyor ki şu kadar lira. İşte müzisyen çağırıyorsun, işte şunu çalalım falan. Tamam, arkadaşlar ne kadar yardımcı olsa da onların da emeğini sömürmek istemiyorsun. Onların da emeği var ve onların da para vermelisin onlara da, paylaşmalısın. Bir değer üretiliyorsa bu değer paylaşılmalı. Yani tam bu ayrımdayız şu an. Evet, ama tekrar edeyim, bütün bunların hepsi ölecek. Evet. Yani bunlar hepsi öldükten sonra zaten para kazanır. Para kazanmak zaten bir sonuçtur ve istemesen de, ya ben bütün gençlerle konuşurken hep bunu söylüyorum. Yani çocuklar, istemeseniz de para kazanacaksınız. Önemli olan kaç para istediğiniz. Yani belki bana bir yekün söyleyin. Belki o, ben de şöyle hak verebilirim. Yani belki o yekünü kazanamayabilirsiniz diye, ama nasıl olsa, yani mesela üniversitelerde falan konuşuyorlar, diyor ki para kazanmam lazım. Lazım, kazanacaksın. Evet. Yani bu sistem içinde, yani gerçekten bugünün kapitalist sistemi içinde para kazanmaman mümkün değil zaten. Evet. Zaten kazanacaksın. Bir dakika, miktardan söz etmiyorum. Zaten kazanacaksın. Bunun az ya da çok olması senin elinde. Çünkü diğerleri ölecek. Sıra sana gelecek. Yani yeni politikacılar gelecek, yeni müzisyenler gelecek, yeni uçakları uçuran pilotlar gelecek, yeni tipler gelip çamaşırları yıkayacak, yeni tipler gelip bir şeyler icat edecek. Bu zaten olacak. Onun için belki de bu kadar çok hani şeye de gerek yok. Eyvah, ya para ya kariyer. Öyle bir şey yok. Ya sanat ya para. Öyle bir şey değil ki. Yani bugün bayıla bayıla hastası olduğumuz adamların hepsi bütün müzisyenler, yani en independent gördüğün adam, en manyak adamlar, hepsi, bütün sevdiğin müzisyenler, bütün sevdiğin yazarlar, bütün sevdiğin, bütün tanrılaştırdığın, kahramanlaştırdığın bütün sanatçılar, hepsi paraya tamah etmiş adamlar. Bundan 400-500 yıl geriye git ve o günden buraya kadar gel, hepsi paraya tamah etmiş, hepsi para için sanat yapmış adamlar. Yapmasalardı bilemezdik ki zaten. Diyelim ki mesela Dostoyevski ayarında bir yazar vardı ve kumar borcu yoktu. Ve sanat mı yapacağım falan diye düşünüyordu. O yazarı tanımıyoruz. Büyük ihtimalle vardı. Dostoyevski'nin kumar borcu olmasaydı, böyle şey gibi yazmasaydı diye sayfa başı para alarak, Dostoyevski'yi de o yüzden tanıyoruz biz. Evet. Onun büyük bir hani görüşleri uğruna kendini feda eden bir adam olduğu için tanımıyoruz. Evet. Paul Gauguin'in son Tahiti'de kendi kulübesinde yaktığı resimleri bilmiyoruz. Daha önceki resimlerini satmasaydı ve Tahiti'ye gittikten sonraki resimleri satmasaydı, ya da kulübesinde bunlar bulunup mezatta gidip bir takım adamların haşere gibi üşüştüler resimlerin üzerine, onları görmeseydik Paul Gauguin'i tanımıyor olacaktık. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani herkes zaten sanatını para için satıyor ve satacak.
Ama her yedi evet. Yani ben burada şundan bahsetmiyorum, işte biz para kazanmayacağız, parayı reddediyoruz falan. Böyle bir şey yok kapitalist dünyada, böyle bir şey zaten yok. Hayatta kalamazsın. Tabii ki de para kazanacağız dedim de az önce. Para kazanacağız ama şu var. Mesela son 20 yıl içindeki popüler sanatçılarda, popüler ekiplerde. Hadi ikinci hiti yapalım, üçüncü hiti yapalım. Hit 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 aynı şarkıya dönüyor. Aynı şarkıyı evet, söylüyorlar atsın. Sürekli. Çok yıllarca atsın. Aynı şarkıyı çok söyleyip doğru. Ve para kazanıyorlar evet. Ama sonra yani 8. aynı şarkıdan sonra 9. aynı şarkıyı dinlemiyoruz. Çok 26 yaşındasın değil mi? 26 yaşındayım. 26 yaşındasın. Düşünsene 26 yaşında çok iyi bir şarkı yapmışsın ve her gittiğin yerde aynı şarkıyı çalıyorsun. Bu 26'da evet. Kariyeri kapatmak anlamına evet, geliyor. Evet işte aynen. Çok haklısın. Tamamen katılıyorum. Bahsetmek istediğim nokta tam da bu. Senin kendi algın işte bundan şu kadar para kazandık, bundan da şu kadar kazanalım değil de ben şimdi şöyle bir iş yaptım. Şimdi kendi gururlanacağım bir diğer işi nasıl yapabilirim? Güzel. Kendim işte o zaman tabii ki de para yani kazanacağız tabii ki de yani. Evet. O popülizmi yapmıyorum yani. Ben para için müzik yapmıyorum. Para için eline kalem almak, para hedefli eline kalem almak senin duygularını da körelttiği için zaten iyi iş çıkaramıyorsun. Evet. Neydi şu Frank Zappa'nın albümünün ismi? We Are In It For Money. Biliyor musun onu? Yok bilmem. Para için yapıyoruz diyor. O zaman Amerika'daki tartışmayı kapatmak için. Çok çok iyi. Peki harikuladesin. Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Ben İlk mutlu benim oldum. Programıma çıktığın için çok daha çok mutlu oldum. Şimdi benim genç arkadaşım olarak başarılarını takip edeceğim ve konserine geleceğim. Çok teşekkür ederim. Alkışlıyoruz Emircan.